Aksaray'ın ekranı Belediye TV'ye hoş geldiniz sevgili seyirciler. Gündem Özel programıyla yeni bir programla daha karşınızdayız. Bugün programımızda kurumsal kimliğini ISO 9001-2000 kalite belgesiyle tescilleyen kurumsal bir derneğin başkanını ağırlayacağız. Konuğumuz ise MÜSİAD Aksaray Şube Başkanı Sayın Eyüp Dağdaş. Sayın Dağdaş, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Türkiye ve yurt dışında şubeleri olan, kurumsal kimliği olan bir derneğin Aksaray Şube Başkanısınız. Programımıza şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin ardından ülkemizin yaşadığı süreç, yine hemen ardından Kudüs olayları ve gündemimizdeki Afrin operasyonu. Dernek olarak gerçekten her alanda ülkemiz için taşın altına elini koyan bir derneksiniz ve bu yönde de çalışmalar yapan, her platformda basın açıklaması yapan bir derneksiniz. Öncelikle neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle Aksaray'la hemşerilerime hayırlı günler diliyorum. Ve özellikle belediyemizin, Aksaray Belediyesi'nin bu hizmetinden dolayı, yayıncılık hizmetinden dolayı da sizin nezdinizde Haluk Başkan'la hakikaten bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hmm. Allah razı olsun. Bizleri buralarda, burada ağırladığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu imkanlar hakikaten insanların yaptığı işleri anlatması ve kendini ifade edebilmesi noktasında hatır sayılır hizmetler. Bu hizmetlerin daha büyüyerek, gelişerek şehrimizin sosyal kimliğine katkı sağlayacağına can gönülden inanıyoruz ve inşallah yayın hayatımızda da tekrar başarılar diliyoruz. Daha güzel, daha üst düzey şekilde hizmet etmenizi Rabbim'de niyaz ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Özellikle 15 Temmuz'da bahsettiniz. 15 Temmuz hakikaten bizim ülkemizin bir dönüm noktasıydı. Hı hı. Bu 15 Temmuz sürecinde biz MÜSİAD olarak 86 şubemizle birlikte her ilde bir ay boyunca herkes nöbet yerinde, hı hı, akşam nöbet tuttu, gündüz de üretimine devam etti. Bu ülkenin ekonomisine, istihdamına katkı sağlamak için. Biz her zaman bunu söyledik. Devletimizin ve milletimizin karşı olduğu ve kabul görmediği hiçbir hareket ve hiçbir faaliyet içerisinde olmadık ve olmayacağız. Ve devletimiz kanun ve kuralları neyi istiyorsa biz bu kanun ve kurallar çerçevesinde bu memlekete hizmet etme noktasında çalışan kurumsal ve küresel bir sivil toplum örgütüyüz. Biz bunu da Aksaray'ımızda da sosyal medyada olsun, diğer görsel ve yazılı basında da olsun 15 Temmuz'daki faaliyetlerimizi bütün Aksaraylılar gördüler ve şahit oldular. Her konuda yapılacak, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi, her taşın altına değil, elimizi değil, gövdemizi koymaya hazırız ve koyacağız da. Yani söz esas mesele, yani söz konusu vatansa gerisi teferruat mantığında biz her zaman devletimizin, hükümetimizin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Özellikle gündemimizdeki olan geçen yıl 10. ayda, yani sivil toplum örgütü olarak sadece görevimiz ekonomik verilerle veya işte ticaretle, sanayiyle, mutlaka bizim açılımımızda İş Adamları Derneği, ama diğer eğitimde olsun, siyasette olsun, sosyal faaliyetlerde, kültürel faaliyetlerde de bizim ciddi manada önemsediğimiz, benimsediğimiz hizmetler var. Bu hizmetlerin içerisinde ümmetin sorunu, evet, bizim için öncelik sırasında, önceliklerimiz arasında. Ümmetin dirliği, düzeni, huzuru olmazsa hiçbir şeyin kıymeti yok. Çünkü bir yerde dirlik, düzen, huzur olmazsa orada ne ekonomi olur, ne siyaset olur, ne birlik, ne beraberlik olur. Bu bağlamda biz genel başkanımızla 10. ayda Kudüs'e gittik. Kudüs'te ciddi manada İsrail'in Kudüs'ü başşehir ilan etmesinde sonra ilk tepkiyi
sivil toplum örgütü olarak oraya giderek yaklaşık 100 kişi zaten çok gruplu şeyleri almıyorlar. Yani evet. 100'ün üzerindeki grupları kesinlikle İsrail hükümeti kabul etmiyor. Kudüs'e gittik, orada genel başkanımızın yani orada tabiri caizse kandilde bir damla yağ olmak için, orada yanmak için, oradaki ümmetin derdiyle dertlenmek, oradaki kardeşlerimizin yanında olduğunu hissettirmek hasebiyle oraya gittik. Oradaki vazifemizi yaptık ve ondan sonraki süreçte de oradaki yapılması gereken ve üzerinde durulması gereken konuları da gerekli mercilere Genel Başkanımız tarafından bildirildi. Diğer bir sizin bahsettiğiniz Afrin konusu var. Bu bizim devletimizin bekası için olmazsa olmaz bir operasyondu. Ve bu konudaki operasyonda da tamamen devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın biz yanındayız. Orada şehit olan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Ailelerine sabrı cemil niyaz ediyoruz. Özellikle MÜSİAD'ın bu konudaki hassasiyetini geçen hafta Kilis'te, ayın 16'sında Kilis'te başkanlar toplantımızı biz Kilis'te yaptık. Normalde 16'sındaki toplantımız İstanbul'daydı. Evet. Ama sırf oradaki hem şube başkanımızı destek mahiyetinde hem Kilis'teki malum olaylardan dolayı oradaki vatandaşımıza ve esnafımıza destek olması noktasında 16'sındaki toplantımızı orada 86 şube başkanımızla, genel başkanımız ve yönetim kurularıyla birlikte orada gerçekleştirdik. Toplantımıza Vali Bey, Belediye Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, Kilis'in hepsi katıldılar. Ve özellikle bu toplantının Kilis'te yapılmasını çok manidar buldular, çok memnun oldular. Ve hakikaten Kilis'in, biz orada şunu gördük, Kilis halkının oradaki gelen bazı medya grupları tarafından özellikle işte bu insanlar nereden geldi, ne yaptı, bize sıkıntıları var, bize zararları var, işte asayişte sıkıntımız var, ekonomide sıkıntımız var. Bunun tamamıyla tersiyle karşılaştık biz orada. Belediye Başkanı'nın, Vali Bey'in, Ticaret Odası Başkanı'nın, Belediye Başkanı'nın hepsinin ortak tek ağızdan söylediği, biz bu insanlarla hemhal olduk ve bu insanlardan hiçbir bizim sıkıntımız ne asayiş noktasında ne ekonomik yönde bir sıkıntımız yok. Biz bu insanlarla orada da ciddi manada ticaret yapan Suriyeliler olduğunu gördük. Hakikaten ki o şehrin ekonomisine de katkı sağlayan, oranın istihdamına katkı sağlayan girişimci insanlar olmuşlar. Özellikle genel başkanımızın yönlendirmeleri, talimatları üzerine Kilis'te bir konsorsiyum oluşturup orada bir iş yapılması noktasında, özellikle bu harekat bittikten sonra oranın bir ticaret merkezi haline geleceği kanaati de orada görüşüldü, oluştu. İnşallah MÜSİAD olarak orada bir konsorsiyumla ortaklık neticesinde bir iş yapılması noktasında da bir karar aldık. Öncü sınır kapısına gidip orada genel başkanımızla birlikte oradaki askerlerimizi de ziyaret ettik. Ve oradaki askerlerimizin moral ve motivasyon noktasında da destek sağladık. Özellikle orada bizim ecdadımızdan bize hatıra kalan zimem defteri dediğimiz bir geleneğimiz vardı ki o zimem defteri Osmanlı döneminde ihtiyaç sahiplerinin gidip bakkaldan defter satın alınmasıydı. Biz gittik Kilisli esnafın orada borcu olan, ödeyemeyen, mağdur olan insanların borçlarını ödeme noktasında şube başkanlarımızla birlikte gidip borçlarını ödedik, defterler satın aldık ve orada bu geleneğimizi de hayata geçirme fırsatı bulduk. Ben bu minval üzere de bu fırsatı bize yaşattığı için Genel Başkanımız Abdurrahman Kağan Bey'e de özellikle sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hakikaten bizi duygulandıran nokta şuydu. Özellikle biz gittik. Biz dedik böyle böyle borcu olan, mağdur olan
insanların borcunu ödeyelim. Önce anlayamadı. Sonradan işte şu var, şu var dedi, çıkarttı. İkinci, üçüncü dükkana gittiğimizde abi sizden önce birkaç kişi geldi. Biz 7 gruba ayrılmıştık. 7 gruptan diğerleri gelmiş. Çok kanaatkar, çok misafirperver ve kadirşinas bir esnafı var. Ben o hassasiyetlerinden dolayı özellikle oradaki Suriyeli Ensar kardeşlerimize kucak açmaları ve orada onları istihdam etmeleri noktasında da kilis halkına ve idarecilerine, valisine, belediye başkanına, ticaret odasına da hakikaten teşekkür ediyorum. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Sayın Dağdaş, Aksaray'da MÜSİAD Şube Başkanlığınızın yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanlığını da yürütüyorsunuz. Özellikle Aksaraylı hemşerilerimiz dediğiniz gibi birlik ve beraberlik konusunda söz konusu vatan olunca her konuda bir ve beraber destek amaçlı ellerinden geleni yapıyorlar. Açıklamalarınız için, mesajlarınız için teşekkür ediyoruz. MÜSİAD'la ilgili biraz bilgi verir misiniz? MÜSİAD'ı biraz tanıyabilir miyiz? 1990 yılında TÜSİAD'a alternatif kurulan bir dernek. Türkiye ve yurt dışında şubeleriniz var. Üye sayınız ve şube sayınızla ilgili biraz açar mısınız MÜSİAD'ı? Bize biraz anlatır mısınız? Aslında bugün manidar hakikaten tevafuk oldu. Evet. Rahmetli Erbakan hocamızın da ölüm yıl dönümü. Allah saygıyla anıyoruz. Rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Özellikle 1990 yılında bunu söylemezsek hakikaten haksızlık etmiş oluruz Erbakan hocamıza. Erbakan hocamızın 1990 yılında telkinleriyle ve yönlendirmeleriyle İstanbul'da, Fatih'te 6 kişiyle birlikte kurulan bir sivil toplum örgütü. Özellikle bu MÜSİAD, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kuruluş amacı hakkın ve hukukun, adaletin ve barışın, eşitliğin, güvenliğin, refahın, mutluluğun sağlandığı, tarihe, topluma mal olmuş, mahalli ve evrensel değerler gözetilerek kendi içinde bütün bölgesinde ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın ve Türkiye haliyle yola çıkan bir sivil toplum örgütü. Burada bugün geldiğimiz nokta 11 bin üyesi olan, 45 bin işletmesi olan, 1 milyon 600 bin kişiyi istihdam eden, yurt dışında 65 şubesi olan, 181 tane temsilciliği olan küresel bir sivil toplum örgütü. Burada biz Türkiye'nin hem sosyal hem ekonomik hem de kültürel değerlerine saygı duyarak ve belli hassasiyetlerde belli değer yargılarını ortak dert edinen insanlardan oluşan bir sivil toplum örgütü. Özellikle biraz önce de bahsettiğiniz TÜSİAD'a alternatif olarak kurulan bir sivil toplum örgütü dediniz. Hakikaten onlara alternatif kurulan bir sivil toplum örgütü. Hı hı. Sivil toplum örgütleri toplumun kişisel olarak dile getirdiği ve karşılık bulamadığı noktalarda toplu olarak ve toplumun faydasına, yararına olan ihtiyaçların güçlü bir şekilde kendisini ifade etme yerlerdir. Sivil toplum örgütleri yani Cumhurbaşkanımızın da katkılarıyla özellikle yani esas işlevini 2002 yılından sonra verilen değer ve önemden sonra hızlı bir şekilde yükselerek yerine getirme gayretinde. Sivil toplum örgütleri bir toplumun bence dış dünyaya yansımasıdır. Hı hı. Yani bu hem ekonomik hem siyasi hem kültürel noktada. MÜSİAD bunun dış dünyaya açılan bir kapısı ticaret noktasında. Özellikle Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın da tavsiyeler üzerine özellikle yurt dışında yani ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla istihdamı ve ihracata katkı sağlamak amacıyla kurulan bir dernek. Burada biz ülkemize yani ülke sevdalıları diyelim, ülkesini seven bir zamanlar bazı grupların yeşil sermaye dediği
Hareketlerin önünü tıkamak amacıyla 28 Şubat dönemlerinde yapılan baskılara rağmen bizim ilk kurucu başkanımız Erol Yarar Bey'in, Ali Bayramoğlu'nun, Ömer Bolat'ın, Ömer Cihat Vardan'ın hepsi bu uğurda bedel ödemiş. Hakikaten bu memleket için, taşın altına elini koymaktan ziyade gövdesini koyan abilerimiz. Biz inşallah onların bu emeklerine layık olan birer şube başkanı oluruz ve diğer üyeler olarak da biz bu işi önemsediğimiz için, benimsediğimiz için, neredeyse bizim için bu makamda bugün biz varız, bu bayrak yarışı, yarın başka arkadaşlarımız gelecek. Önemli olan buradaki müsiyatın vizyonuna, misyonuna, milli ve manevi değerlerimize, ülkenin bekası için ve ülkenin ekonomik yapısına katkı sağlamak amacıyla çalışan bir derneğiz biz. Peki, peki Sayın Dağdaş, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği'nin Aksaray'da kaç üyesi var? Aksaray'daki çalışmalardan biraz bahsedebilir miyiz? Aksaray'da 1990 yılında kurulan bir derneğiz. 1990 yılında kurulduktan sonra 71 üyemiz, 24 de genç müsiyat üyemiz var. Bu üyelerimizle birlikte Aksaray'da bizim haftalık yaptığımız, 15 günde bir yaptığımız dost meclisi programlarımız var. Ve Aksaray'da iki defa nasip oldu genel idare kurulu toplantılar yaptık. 2011 ve 2017 yıllarında. Evet. Burada bu bizim Aksaray'daki yaptığımız faaliyetler, üyelerimizin bürokrasiyle, siyasetle ve dış ticaretle ilgili sorunlarını en hızlı ve en makul ve mantıklı bir şekilde bürokrasiye veya işte oraya bürokrasiye, sivil topluma taşıyıp orada gündem haline getirmek. Oradaki eğer aşılamayan bir sorun varsa bunu en kısa zamanda gereken mercilere söyleyerek onların işlerini hızlandırma, onların aksayan noktalarını bir an önce tamamlayıp ekonomiye hızlı bir şekilde katkı sağlamasını sağlıyoruz. Özellikle ilk toplantılarının şehrimizin eksikleri ve ülke için yapılacak projelerin orada tartışılıp sadece tartışmaktan ziyade buradaki alınan kararların bir an önce ilgili bakanlıklara ve Cumhurbaşkanımıza bir rapor olarak sunulması ve orada da takip edilerek o alınan kararların bir an önce hizmet aşamasında topluma kazandırılması noktasında faaliyetlerimiz var. Biz hakikaten bizde sayı çok önemli değil. Genel başkanımızın, genel merkezimizin de bize telkinler bu yönde. Mutlaka sayı önemlidir ama bu sayıyı yaparken özellikle nitelik noktasında bize fayda sağlayabilecek ülkeye, ülke ekonomisine ve milli manevi hassasiyetlere sahip arkadaşlarla bu vazifeyi ifa etmeye çalışıyoruz, yerine getirmeye çalışıyoruz. Aksaray, özellikle Aksaray genelde Türkiye'miz için yapılacak her türlü faaliyetler, yani memleketin faydasına yararlı olan her türlü faaliyetlerde biz gereken açıklamaları ve gereken faaliyetleri yerine getiren bir derneğiz. Bu faaliyetlerimiz de şu anda mevcut. Özellikle bu faaliyetler ne derseniz bizim eğitim noktasındaki her yıl yaptığımız eğitim başarı ödülleri programımız var. Lise ve denge okullarındaki birinci, ikinci, üçüncülere ciddi manada onları onur etmek noktasında ödül törenimiz var. Bu ödül törenini 6. sınıf bu sene yaptık. 7. sınıf nasip olursa bu sene yapacağız. Geçen yıl yapmıştık 6. sınıf. 7. sınıf bu sene yapacağız. Özellikle girişimcilik noktasında İşkur, KOSGEB ve Aileler Kalkınma Ajansı'na da bize verdikleri desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İşkur Müdürümüz Mahmut Bey, KOSGEB Müdürümüz Hakan Bey bu konuda bizim hakikaten önümüzü açan kurumlardan iki kurum. Özellikle İşkur bu dönemde İşkur ve KOSGEB 2016 yılında çok başarılı bir ilişkilerin
sıcak olması ve diyalog içerisinde, istişare içerisinde olmamız hasebiyle ciddi manada girişimcilik kurslarımız oldu. Aksaray kimilerini kendi işinin patronu yaptık, kimilerini de nitelikli ve belgeli olarak sanayi üretiminde kalifiye eleman olarak organize sanayide istihdam ediliyorlar şu anda. Hakikaten bunlar bizim için önemli şeyler. Bir kişinin evine ekmek götürmesine vesile olmak, bir kişinin işinin patronu olmasına vesile olmak, insanların hayır dualarını almak çok farklı bir şey. Şimdi Sayın Dağdaş, girişimcilik dediniz aslında... 2017 yılı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli istihdam seferberliğinde çağrısının ardından Aksaray'a bu seferberlik nasıl yansıdı? İşsizlik oranları ya da işverenlerin, iş adamlarının durumu nedir? Yani genel olarak şöyle bir Aksaray piyasasını değerlendirecek olursak. Özellikle burada şunun yine altını çizmek istiyorum. İşkur Müdürümüz Mahmut Bey'in hakikaten bu konudaki milli seferberlik ilan edildiğinde Aksaray'a verilen rakam 6.000 evet. civarında işçinin istihdam edilmesiydi bir yıl içerisinde. Ama Aksaray hakikaten bu konuda 13.500 kişiyle bunu ikiye katladı, hatta geçti. Bu konuda İşkur Müdürümüzün ve İşkur personelinin ciddi manada gayretli. Milli seferberlik ilan edildiğinde bizim bizden istenen rakam 6.500. Evet. 6.000 civarında istihdamdı. Şu anda 13.533 kişiyle bir rekor kırıldı Aksaray'da. Aksaray'da işsizlik oranı en düşük olan illerimizden bir tanesi istihdam noktasında. Şu anda organize sanayi bölgemizde 11.600 işçimiz var. 204 evet. faaliyet içerisinde üretim noktasında çalışan fabrikamız var. Şu anda 50 civarında da 2-3 ay içerisinde tekrar ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak fabrikamız var. Özellikle 3. tevzi dediğimiz organize sanayi 320 bin hektarlık alanda şu anda 400 bin civarında yatırımcının talebi var. İnşallah oranın da altyapı ve yol çalışmaları başladı. En kısa zamanda oradaki çalışmalar da meyvelerini vermeye başladığı zaman Aksaray'da 20 binin üzerinde bir istihdamın, hatta 25 bin civarında bir istihdam sağlanacak. Özellikle Aksaray'ın marka şehir olma noktasında baktığımız zaman ulusal firmaların, ulusal yatırımcıların da Aksaray'ı tercih etmesi, özellikle Birisa'dır, Sütaş'tır, Doğuş'tur. Zaten Mercedes Aksaray'ın artık markası haline geldi. Evet. Özellikle Mercedes'in yan sanayisi Aksaray'a ayrı bir güç kazandırdığı gibi Birisa'nın da tam faaliyete geçtiği zaman Aksaray'ın ekonomisine yan sanayi olarak da ciddi manada katkı sağlayacak. Aksaray'ın önemli yatırımlarından belki dumansız fabrika dediğimiz üniversitemiz var. Üniversitemiz hakikaten 2006 yılından bugüne geldiğimiz zaman bizim en büyük ilçelerimizden bir tanesi. 25 bin civarında bir öğrenci sayısı var. Bunun da Aksaray'ın ekonomisine hatırı sayılır bir katkısı var. Ciddi manada biz üniversiteyle MÜSİAD'ın veya üniversiteyle organize sanayinin veya işte üniversiteyle mühendisler odasının, mimarlar odasının zaten hastanenin, üniversitenin tıp fakültesi olması hasebiyle eğitim araştırma hastanesi de oldu. Bu bağlamda da üniversiteyle hastanemizin birbirine entegre olarak, birbirine güç vererek daha iyi yerlere geleceğine inanan insanlarız. Ve biraz önce dediğim gibi Aksaray marka şehir olma noktasında özellikle tren yolumuzun inşallah 2018'in sonunda limana demir yoluyla bağlanmasından sonra ve bu bahsettiğimiz 25 bin kişinin istihdam edildiği organize sanayimizin üçüncüsü, belki o zaman 4 olacak, 5 olacak inşallah. Bu organize sanayilerin de faaliyete geçmesiyle birlikte Aksaray bir lojistik merkez olma yolunda da ciddi
adımlar atıyor. Evet. Bu bağlamda Aksaray'ın tarım ve hayvancılığı da ciddi manada hatır sayılır yerlerde. Dışarıda da bunlar konuşulan şeyler. Bizim genel idare kurulumuzun da gündeminde tarım ve hayvancılık vardı. Özellikle bizim buradan siyasilerimize ve bürokratlarımızdan da özellikle istediğimiz, bizim Aksaray'ımızın yeraltı suyunun bir an önce zenginleştirilmesi ve ülke şehrimizin tarım ayağının aksamaması, tarım ayağı aksarsa hayvancılık ayağı da ister istemez aksayacak. Bunlar hayvancılık aksadığı zaman hayvancılıkla ilgili Sütaş'tır ve yaklaşık irili ufaklı 25 adet süt fabrikamız var. Hı hı. Zaten Sütaş'ın Aksaray'a gelmesinin, ulusal bir firmanın Aksaray'ı tercih etmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de buradaki altyapıyı oluşturan irili ufaklı 25'e yakın süt işletmelerinin olması, süt fabrikalarının olması burayı cazip bir hale getirdi. Onlar olmasaydı, o girişimcilerimiz olmasaydı belki bugün Aksaray'da Sütaş gibi bir ulusal bir firma belki olmayacaktı. Özellikle o yatırımcı kardeşlerimize de ben buradan hasreten Aksaray'ın ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Dağdaş, küçük sanayi projesinin ihalesi İstanbul TOKİ Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Gerçekten belediye tarihinin en büyük projelerinden bir tanesi olacak, hayata geçecek. Peki bu iş adamlarına ve dışarıdan Aksaray'a yatırım yapmak isteyen sanayicilere nasıl yansıdı bu projenin gelişi ve sonucu? Şimdi mevcut ben de bir sanayi esnafı olarak Haluk Başkanı'nın bu konudaki hizmetleri ve yatırım şevki, anlayışı ve hakikaten bu iş aslında belediyemizin işi değildi ama hakikaten Haluk Başkanı burada risk alarak böyle bir projenin başını çekti. Ve burada sanayide hakikaten biz sağlıksız ve hijyen olmayan veya işte üretime uygun olmayan ortamlarda mobilyacısı, marangozu, mermercisi, tamircisi, küçük araç tamircisi, yedek parçacısı bunların hiçbirisinin hakikaten bulunduğu ve çalıştığı ortamlar sağlıklı ortamlar değil. Özellikle yeni iş güvenliği yasasına kesinlikle uymayan bir ortamdı. Özellikle yeni sanayi sitemizin bu bağlamda iş güvenliği yasalarına uygun bir şekilde ve hijyenik, daha böyle verimli ve sağlıklı bir üretim ortamında hizmet vermesinde emeği geçenlere ben buradan teşekkür ediyorum. Özellikle organize sanayi yanında olması ayrı bir avantaj. Evet. Çünkü ister istemez büyük organize, keşke orada bir boş bir alan olsaydı da keşke aralarında küçük sanayi, orta ölçekli sanayi ve organize sanayi gibi kademeli bir geçiş, yani kademeli bir birbirine entegre tesisler olsaydı daha iyi olurdu. Ama inşallah özel sanayi olarak da yapılabilecek hizmetler. Sanayimiz oraya gittiğinde o bölgeye de ayrı bir istihdam sağlayacak inşallah. Oradan ziyade şu anda şehrin içerisindeki bulunan sanayi yerimizin de ayrı bir cazibe merkezi haline gelip imara açılması ve orada da ciddi manada bir Aksaray'a hem vizyon hem katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Örnek, özellikle biz şunu istiyoruz. Sanayiciler olarak, bütün sanayici arkadaşlarım bunu istiyor. Zaten taleplerin dolması da oradaki sanayi esnafının bir an önce bu eski yerimizden, daha doğrusu çalışma ortamı uygun olmayan, sıhhi olmayan yerden bir an önce daha düzgün, daha sağlıklı bir iş ortamına, çalışma ortamına geçip orada çalışmak ve istihdama katkı sağlamak istiyoruz. Özellikle bu hizmette biraz önce de söylediğim gibi emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ve en kısa zamanda da 2018'in sonunda da veya 2018, 2019'un ortalarında bu proje biter, biz taşınırsak
İnşallah. Her şey güzel olacak. Daha iyi olacak. Evet, şimdi Sayın Dağdaş, Aksaray kabuğunu kıran, artık büyüyen ve gelişen bir şehir diyoruz. Marka olma yolunda ilerleyen bir şehir. Şimdi müsiat olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da uluslararası platformda desteklediği bir Expo fuarı var. Ve katılım sağlıyor müsiat üyeleri. Yine Aksaray'da kapılarını açan, bu yıl uluslararası platforma taşınan 5. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı var. Müsiat Başkanı olmanız dışında Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanısınız ve 74 STK kuruluşu bu platform çatısı altında birlikte hareket ediyor. Neler söylemek istersiniz? Müsiat olarak biz özellikle 2 yılda bir yaptığımız fuarlarımız var. Kendi üyelerimize has olan, kendi üyelerimizin katılımını sağladığı bir fuarımız var. Yaklaşık bu fuarımızı başlattığımız zaman 7.000-8.000 civarında ziyaretçisi olan, geçen yıl 2016 yılında yaptığımız en son Expo fuarında, İstanbul Fuar Merkezi'nde yaptığımızda 8.000 civarında katılımcının katıldığı 127 ülkeden satın almacıların geldiği, özellikle illerimizden, valiliğimiz, belediyemizdeki satın alma müdürlerinin de katıldığı, davet edildiği ciddi bir organizasyon. Cumhurbaşkanımızın özellikle gelip açılışını yaptığı, bakanlarımızın, ekonomi bakanımızın katıldığı bir fuar. Burada hedefimiz şu, bizim üyelerimizin ürettiği ürünlerin hem yurt dışına hem yurt içinde, bayilik noktasında, istihbarat noktasında üyelerimize bir katkı sağlamamız, üyelerimizin tanıtımını sağlamamız, hem iç piyasaya hem yurt dışındaki insanlara bunu pazarlama noktasında. Biz dışarıya açık bir fuar değil dedik. Özellikle burada müsiatın bir fuar yapabilecek kapasitede bir güce sahip olduğunu, hakikaten fuar organizasyonları çok basit şeyler değil. Tabii, mutlaka. 30 bin, 40 bin, 50 bin metrekarelik alanlarda, oralarda siz ciddi manada pazarlayacağınız ürünler olmazsa ve ülkemize katma değer sağlayan ürünler olmadığı zaman orada bir kere yapacağınız bir organizasyonu bir yıl yaparsınız, ikinci yıl yapamazsınız. İnşallah bu sene Kasım ayında tekrar 2018 yılında da fuarımız var. O fuarımıza dışarıdan, yurt dışından yaklaşık 160 ülkeden katılımcı bekliyoruz. Ve katılımcı sayısının 15.000 civarında olmasını hedefliyoruz. Özellikle bizler şube başkanı olarak kendi ilimizdeki valiliğimizi, belediyelerimizdeki satın alma müdürlerimizi özellikle bu fuarlara götürüp oradaki üyelerimizin üretmiş olduğu hem ürünler hakkında bilgi vermek hem de o ürünlerin pazarlanması noktasında katkı sağlıyoruz. Özellikle Emin Başkanımın tarım fuarını da ciddi manada benimsiyoruz. Aksaray'a bir hakikaten vizyon kazandıran bir proje, bir organizasyon. Burada da Aksaraylıların tarıma ve hayvancılığa, hayvancılıkta ne kadar ileri gittiğini, teknik olarak, teknoloji olarak da bu işin en üst düzeyde yapıldığının bir göstergesidir. Eski kara düzen yapılan hayvancılıkların artık tarımın kalmadığı, işte hoyratça sulamaların olmadığı, işte suların, suyun kıymetli olduğu bir ortamda hakikaten tarımda en az suyla ne kadar çok verim alınır mantığında bakış açısının geliştiğini gösteren organizasyonlar bunlar. Biz bunları benimsiyoruz. Aksaray'ın biraz önce söylediğiniz gibi sivil toplum kuruluşları hakikaten çalışıyor. Herkes gücü nispetinde. Biz kimseyi küçümsemiyoruz. Kimseyi ötekileştirmek, kimseyi yermek gibi bir niyetimiz yok. Zaten bizim yeterince dışarıda düşmanımız var. Biz içeride birbirimize sahip çıkacağız, birbirimize saygı duyacağız. Birbirimizin eksiği varsa bunu müsbet bir şekilde eksiğini tamamlayarak yolumuza devam edeceğiz. Aksaray'ın marka şehir olmasında, Aksaray'ın daha güzel yerlere gelmesinde, ülkemizde, Türkiye'de Aksaray'ın isminin iyi yerlerde anılması için valimizle, belediye başkanımızla, bütün kurumlarla birlikte kol kola, tek vücut halinde
çalışarak Aksaray'a hizmet edeceğiz. Bu hizmetimiz de inşallah gücümüz yettiği müddetçe, ya işte 3 yıl görev yaptık, 3 yıldan sonra işte biz işimiz bitti, tazımızı tarağımızı, biz onu eledik, eleğimizi astık mantığında değil. Bize ne zaman, nerede ihtiyaç varsa, şunu nasıl yapabiliriz dendiğinde maddi, manevi her şeyimizle biz Aksaray'a hizmet etmenin gayretindeyiz, çabasındayız. Peki Sayın Dağdaş, artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama genel bir değerlendirme isteyeceğim. Önümüzde bir seçim süreci var. Ülke olarak gerçekten tarihi dönüm noktasında bir seçime doğru yol alacağız. Piyasalar ne durumda? İş dünyası ve patronların sıkıntıları neler? Aksaray'da bu ülke gündemine nasıl yansıyor? Aksaray'ın piyasası nasıl? Bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şimdi 2019 yılında Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi inşallah bir seçim var. Bu seçim hakikaten Türkiye için bir dönüm noktası. Biz artık şunu istiyoruz. Esnaf olarak, tüccar olarak, bir iş adamı derneği olarak. Kesinlikle eski dönemde olduğu gibi biz koalisyonlar istemiyoruz. Biz ciddi manada muhalefetse muhalefet, hükümetse hükümet, herkes üstüne düşen vazifeyi yapsın mantığında olmayabilir. Eğer halkımız teveccüh etti, bir kişiyi cumhurbaşkanı yaptıysa, ona yetki verdiyse, görev verdiyse, diğer muhalif insanların da buna saygı duyarak o iradeye, halkın iradesine saygı duymasını istiyoruz. Ve inşallah biz halkımızın ferasetinden hiçbir zaman bu zamana kadar şüphe duymadık. Halkımız hakikaten bizim her şeyi gören, bilen, eski o işte şapkalı dediğimiz, ayağı çarıklı dediğimiz insan portföyü kalmadı. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi insanlar tarım yapıyorsa tarımı en iyi şekilde yapan, en üst düzeyde yapan, hayvancılık yapıyorsa en üst düzeyde yapan, ticaret yapıyorsa, sanayici ise, üreten insansa en güzeli üretme gayretinde olan, aklı, fikri, zekası yerinde olan tüccarlarımız var. Esnaflarımız var, köylümüz var. Hakikaten boşuna dememişler köylü milletin efendisidir diye. Biz biraz önce dediğim gibi biz halkımızın ferasetinden hiçbir zaman şüphe duymadık. Halkımız her zaman bu memlekete hizmet edecek insanların önünü açmıştır. 2019 seçimlerinde de gereğini yapacak. Kimden memnunsa, kimi istiyorsa, bu memlekete kimin hizmet edeceğine kanaat getiriyorsa gidiyor vazifesini yapıyor ve yapacaktır da. Benim bundan hiçbir zaman şüphem yok. Özellikle Aksaray'ın ekonomisine, Aksaray'ın yatırımcısının ve esnafının istediği şu, biraz önce de bahsettiğim gibi bir an önce tren yolumuzun, yani bizim organize sanayimizin limanla bağının bir an önce kurulması. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Hastanemiz tekrar ihale yapıldı. Evet. Biz 600 yataklı olsun diye, 600 yataklı hastanemiz olsun diye taleplerimiz olmuştu. İlk etabı 400 yataklı nasip olursa bitti. 200 yataklısı da geçen bu hafta için pazartesi 28 Şubat'ta oldu. Evet, ihalesi gerçekleştirildi. Bitti inşallah. Onun da en kısa zamanda Aksaray'a kazandırılması noktasında beklentilerimiz var. Özellikle belki bize biraz uzak gibi görünüyor ama doğalgaz depolama tesisimizin de ikinci etap çalışmalarını bir an önce başlayıp Aksaray'ın ekonomisine oranında ciddi bir katkısı var esnafımıza. Onun da bir an önce gündeme alınmasını ve bir an önce BOTAŞ'la gereken makamların görüşüp yetkili makamların bunu hızlandırması. Biraz önce bahsettiğiniz gibi sanayi projemizin en kısa zamanda belediye başkanımız zaten ihalelerine falan yapıldı. Bunların takip edilerek 2018'in sonu olmaz ama herhalde 2019'un ortalarında o sanayi projemizin de faaliyete geçmesi Aksaray'a ayrı bir güç katacaktır. Bizim beklentilerimizin, esnafın beklentisi özellikle bürokrasinin önündeki aşamadığımız engeller, sıkıntılar. Bunu biz geçen AK Parti İl Başkanlığı'nda katıldığımızda şehrin ekonomisiyle ilgili beklentiler programında da biz dile getirdik.
O programda da hakikaten güzel fikirler çıktı ortaya. Değişik bir format izlediler. Orada da hakikaten verimli bir toplantıydı. Bizim isteğimiz, temennimiz de buradaki Aksaray'ın sıkıntılarını sadece her zamanki gibi konuşulup bir yerlerde unutulması değil. Masada kalmaması. Kalmaması. Cumhurbaşkanımıza bir şekilde yetkili ve etkili yerlere bildirilip oralarda çözüm üretilmesi noktasındaydı. O da hakikaten onun da faydalı olduğuna inanıyoruz. Özellikle Aksaray'ın şu anda en büyük sıkıntılarının bir tanesi su sorunumuz var, evet, demiştik. İçme suyu sorunumuz zaten şu anda çözüm aşamasında yapılan yatırımlarla. Ama yeraltı suyunun, tarımda kullanılan yeraltı suyunun bir an önce çözüme ulaştırılıp yeraltı suyunun desteklenerek bu havzadaki suyun çoğaltılması noktasında bu havzayı besleyecek yeni kaynaklar bulunması noktasında da özellikle hükümetimizden ve yetkili birimlerden talebimiz var. Bunu zaten diğer sivil toplum örgütlerimiz de özellikle konuşuyorlar, söylüyorlar. Özellikle bu konular üzerinde durulursa bir an önce memleketimiz biraz daha, bir adım daha ileride olur. Ve olacağına da inanıyoruz. Şehrimizin ekonomisine zaten şöyle bakıldığı zaman Aksaray'daki organize sanayinin kurulum aşamasında hakikaten kimse Aksaray'da holding veya işte dededen babadan kalma bir yapıya sahip firmalar değil. Hepsi girişimci ruhu dediğimiz Aksaray'ın öz evlatlarının belli zahmetlerle ve zorluklarla kazanarak bu organize sanayide üretim yapan, istihdam sağlayan hakikaten memleket sevdalısı dediğimiz abilerimiz, kardeşlerimiz var. Ben özellikle belki o üretim yapan kardeşlerimiz kadar bizim gayretimiz, çabamız olmadı ama onlar bizden hakikaten onların hakkını vermek lazım. O riski alıp bu memleketin ekonomisine, istihdamına katkı sağlayan, biraz önceki bahsettiğim gibi 6.000 hedef koyup bunu 13.500'le 13.500'e taşıyan abilerimizin hakikaten ben ellerinden öpüyorum. Bu memlekete çivi çakandan Allah razı olsun. Bu memleketi hakikaten biz şunu da hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Biz ne zaman dışarıya çıksak kendi memleketimizin ve kendi şehrimizin kıymetini o zaman anlıyoruz. Biz bunu yurt dışına çıktığımız zaman daha iyi anlıyoruz. Özellikle Kudüs'te şunu gördük. Millet olmanın, devlet olmanın, birlik, beraberlik olmanın farkını orada birebir bir kez daha gördük. Hakikaten gidip görmek lazım. Bizler ülkemizin, devletimizin, bayrağımızın, vatandaşımızın, bulunduğumuz işin kıymetini bilenlerden olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten şükredenlerden olmalıyız. Vatansız, yurtsuz kalmanın çok acı olduğunu, onun için de biz öncelikle birliğimize, dirliğimize, huzurumuza, göz dikenlere karşı biz tek vücut olacağız. Zaten bizim düşmanımız da belli, dostumuz da belli. Kendi içimizde bunları biz halledecek ve bunları yapabilecek güçteyiz. Sanayimizi de, ekonomimizi de, seçimimizi de, her şeyimizi, Türk milletinin feraseti yeter de artar diyorum ben. Peki Sayın Dağdaş, artık süremizin sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son mesajlarınızı alalım, ardından seyircilerimize veda edeceğiz. Son mesajım, özellikle biz buradan Aksaray halkımıza ve Suriye'deki bizim sivil toplum kuruluşu platformu olarak yaptığımız yardımlara destek sağlayan, özellikle bu birlikteliğin devam etmesi için gayret eden STK başkanlarımızın ve bu birlikteliğe katkı sağlayan halkımızın ve bizlere hakikaten güvenip bizleri onure eden kardeşlerimizin hepsine, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerime, ayrıca
üyelerimize, genel merkezimize, genel başkanımıza ve bize bu imkanı sağlayan Haluk Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Allah herkesin hizmetini daim eylesin. Birlik beraberliğimiz bozulmasın. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi de daim eylesin. Biraz önce dediğim gibi memleketimizin faydasına, yararına hangi oluşum varsa, hangi yapılması gereken, atılması gereken adım varsa biz onları atmaya ve çalışmaya hazırız. Ben bizi burada misafir ettiğiniz için size de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizin de mesleğinizde başarılar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Bir Gündem Özel programının daha sonuna geldik. Bu hafta program konuğumuz MÜSİAD Aksaray Şube Başkanı Sayın Eyüp Dağdaş Beyefendi oldu. Gündem Özel programında başka bir konu ve konukta tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.